Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Ocak 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji Bakanlığı'ndan Enerji Verimliliği Haftası mesajı. Enerji Verimliliği Haftası bu yıl 10-17 Ocak 2022 tarihleri arasında kutlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yayınladığı kutlama mesajında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için verimliliği hayatın her alanını ön planda tutmamız gerektiğine dikkat çekti. Bakan Dönmez, verimli enerji tüketiminin iklim değişikliğiyle mücadelede kilit önemli olduğunu hatırlattı. BOTAŞ, Sıtbaş için Azerbaycan'dan gaz ithal edecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında Sokar Türkiye Petrokimya Anonim Şirketi Sıtbaş'ın kullanacağı yıllık 1.7 milyar metreküp doğalgaz için Bakü'de imzalanan mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Bu kapsamda BOTAŞ doğalgaz alım satım anlaşması gereğince Sokar Türkiye Petrokimya'ya doğalgaz tedarik edecek. Güneş hücresi üretimi için devlet teşviki lazım. Aydem Enerji'nin lojistik ve tedarik yöneticisi Gamze Akgün, fotovoltaik hücrenin bir güneş paneli için önemini anlattı. Akgün, yerli üreticilerimizin Çin'deki dev üreticilerle rekabet etmekte zorlandıklarının altını çizdi, dinliyoruz. 2018 yılında 130 megawattlık bir hücre üretim tesisimizi devreye aldık. Tarım Bakanlığı'na ait MILGES adındaki Milli Güneş Enerji Santrali kısaltması olan MILGES projemizi tamamladık ve Urfa'daki santralimizi kurduk, devreye aldık. Ancak hücre üretimi ölçekle çok etkili bir üretim türü. Bizim 130 megawattlık hücre üretim teknolojimizin Çin'deki gigawatt ölçekli, 30 gigawatt, 20 gigawatt ölçekli firmalarla rekabet edebilmesi için ya devletin bu aradaki farkı sübvanse etmesi, ya anti-dumping uygulaması ithalatlara ya da üreticilere teşvik vermesi gerekli. Şu anda ülkemizde konjonktür bunu gerektirmediği için böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla bizim yatırımımız kapatılmış durumda. Gamze Akgün, devlet teşviki olmadan hücre üretiminin mümkün olmadığını ifade etti. Çanakkale'de jeotermal kaynak aranacak. MTN Enerji Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jeotermal kaynak arama faaliyeti planlıyor. Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki proje kapsamında 13 adet sondaj arama kuyusunun açılması planlanıyor. Sayın dinleyiciler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ait kamu mülkleriyle aynı haklar TEDAŞ ve TEİAŞ'a bedelsiz olarak devredilecek. TEDAŞ ve KGM işbirliğiyle ulaşım yatırımları hızlanacak. Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi TEDAŞ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol uyarınca uygulamada bütünlüğün sağlanması ve sahada yaşanabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmesiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi amaçlanıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yeraltı Kömür Ocağı işletecek. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Yeraltı Kömür Ocağı projesi hayata geçirmeyi planlıyor. Projenin maliyeti 9,5 milyon lira olarak hesaplanıyor. Ocağın işletim ömrü ise 10 yıl olarak öngörülüyor. Libya'nın petrol üretimi bakım sonrası yeniden arttı. OPEC üyesi Libya'nın petrol üretimi bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden arttı. Ülkenin günlük petrol üretimi yeniden 900 bin varil seviyesine toparlandı. Çin petrolde 2030'u işaret ediyor. Çin'in denizüstü petrol ve gaz üretim şirketi Sinopec, petrol üretiminin 2030 yılında zirve yapmasını bekliyor. Şirketin CEO'su yaptığı açıklamada üretimin 2030'da 60 milyon tonla tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini söyledi. EDF, İskoçya'da nükleer enerji santralinde üretimi sonlandırdı. İskoçya'daki Hunterston B nükleer enerji santralinin hala çalışan son birimi 7 Ocak 2022 Cuma günü öğle saatlerinde kapatıldı. Santrali işleten Fransız enerji şirketi EDF'den yapılan açıklamaya göre, reaktörün iç kısmında çok sayıda çatlak oluşan nükleer santral 46 yıldır elektrik üretiyordu. Chevrolet'in elektrikli pick-up'ı 2023'te yollarda. ABD'li otomotiv şirketi Chevrolet, yeni elektrikli Chevrolet Silverado EV isimli pick-up'ını tanıttı. Model Elance First Edition ve WT Finite isimli iki versiyonda 2023'te üretime girecek. Araç en büyük batarya paketiyle 650 km'ye yakın bir menzile sahip olacak.
Sırada petrol fiyatları var. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yüksek talep nedeniyle yüksek seyrini koruyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 12 Ocak 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1106.54 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 09.10 aralığı için 1344.99 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 04.05 dilimi için 800 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.